Merhabalar, sizlere bir vomitoryumdan, hatta vomitoryumun girişinden sesleniyorum. Neredeyim? Şöyle göstereyim size. Selge kentinin tiyatrosundayım. Oldukça büyük, güzel, sağlam kalmış iki katlı bir tiyatro. Alt kısımlar oldukça sağlam, üst kısımlar kısmen sağlam diyebiliriz. Sahne binası tamamen yerle bir olmuş. Ama elden geçirirse bir şeyler çıkar diye tahmin ediyorum. Ya bence oldukça güzel, sağlam kalmış bir tiyatro burası. Görmek isterseniz, merak ederseniz mutlaka buraya da gelin. Manavgat sınırlarında galiba burası. Ben de bir turla geldiğim için tam tabelalara bakamadım. Şurada da karşıdaki köyü görüyorsunuz. İlginç bir şeyler görürsem, aklıma gelirse bu videoya eklerim. Şimdi görüşürüz. Selge'den ben bahsedecektim. Selge Pisidya kentlerinden birisi. Şu anda Pisidya bölgesi sınırlarındayız. Pisidya bölgesi günümüzde kabaca göller yöresine aşağı yukarı denk geliyor. Kendi kültürünü, kendi geleneklerini koruyabilmiş fakat aynı şekilde çok yoğun bir şekilde romanizasyona tabi tutulmuş bölgelerden birisi burası. Yani baktığımız zaman Neolitik'ten beri burada, hatta Paleolitik'ten beri yerleşme, mesela buranın en meşhur Neolitik yerleşmelerinden birisi Burdur Hacılar Höyük. Burdur Hacılar Höyük'ünün kırmızı boyalı seramikleri vardır mesela. Bunlar çok meşhurdur. Dünyaca meşhur seramiklerdir bunlar. Burdur Müzesi'ne giderseniz bunları görebilirsiniz. Gene bu bölgenin en önemli kentlerinden birisi mesela Sagalassos. Ben size o kenti anlatmıştım. Onun videolarını izleyebilirsiniz. Bu arada ben size bulunduğum tiyatroyu da tekrar göstereyim. Bakın şu şekilde muhteşem bir tiyatrosu var. Dediğim gibi oldukça sağlam kalmış kentlerden birisi burası. Pardon, sağlam kalmış tiyatrolardan birisi burası. Vomitoryumları çökmüş durumda. Sahne binası yıkılmış durumda. Şu şekilde dönersek bakın antik kentin kalıntılarını görüyoruz. Yani şu düzlük alanda bir zamanlar olduğu gibi yapılar vardı. Da bakın şurada sütunları görüyor musunuz? Orada büyük ihtimalle, hatta şöyle baktığımızda kilise kalıntısına da benziyor. Bir kilise kalıntısı olabilir. Şu şekilde bakın tepeleri görüyorsunuz. Şurada bir tepe var. Benzer şekilde şurada bir tepe var. Şurada bir tepe var. Ben size şuradan anlatayım daha net görmeniz açısından. Bakın şu şekilde tepeler teraslanmış halde, yani antik dönemden beri bu alanlar, yani dağlık bir kent olduğu için burası teraslanarak kullanılmış. Kentin duvarlarını orada görüyorsunuz. Orada bir kule kalıntısı var. Pek çok yerli yabancı turist buraya geliyor. Dediğim gibi böyle bir kent, yani yüzeyde görebileceğiniz çok fazla yapı kalıntısı Selge'de maalesef yok. Ama tiyatrosu her ne olursa olsun görülmeyi hak eden kentlerden birisi. Ben size hemen tekrar tiyatroyu göstereyim. Çünkü elindeki tek yapı bu. Oldukça güzel. Bu arada internette bir video vardı. Hani teyzeler inatla gelenlere bir şeyler satmaya çalışıyordu. Bu antik kent, o antik kent bu antik kent galiba. Çünkü her yerde teyzeler var ve bize bir şey satmaya çalışıyorlar. Ben hiçbir yerde böyle bir şey görmedim. Yani indiğiniz andan itibaren herhalde bir 15-20 tane teyzeyle karşılaşmanız mümkün ki size bir şey satmaya kalksın. Benzer şekilde bu teyzeler mesela bu tiyatronun basamaklarında da oldukça yoğun şekilde bu satış faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bakın şu, şurada var mesela bir teyze. Onlara da hayırlı işler dileyelim. Bol kazançlar dileyelim. Ama o videodaki durumu yaşamış olmak da bana açıkçası biraz ilk başta komik geldi. Tam o videodaki gibi hissettim. O videoyu çekenlere de buradan selam olsun. Kenti dolaşacak vaktiniz var mı yok mu bilmiyorum açıkçası. Daha doğrusu köyü dolaşacak vaktiniz var mı yok mu bilmiyorum. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.